Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem. Bu aralar seri üretimlerle uğraşıyorum. Malum yaz sezonu. Deniz temalı duvar dekorları yapıyorum. Bunu da videoyla sizinle paylaşmak istedim. Bugün de kendi kendimi deneyeceğim. Aslında bugün dediğim bunu bir günde olmaz tabii. 9 parça tahta seçmişim kendime çünkü. Yaklaşık 2 günde, en fazla 3 günde bitirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Beyaza boyadım ilk, öncelikle. Biraz kenarlarını düzelttim. İlk baştan konuşmaya denk geldi. Anlatamadım orayı. Kenarlarını biraz maket bıçağıyla kırpıp şekillendirdim. Biraz doğal görünmesi için. Çok keskindiler. Strafor'dan bazı objeler yapacağım. Tahtamın üzerine. Yaptıkça da göreceksiniz. Bakalım sonunda o 9 parçayı ne şekilde getireceğim. Seçtiğim 9 adet tahtayı. Hemen hemen aynı boyutları zaten. 2-3 tanesi biraz küçük. Arkadaşlar straforları zımparalarken bu şekilde yuvarlayarak ve strafora bastırarak İstediğiniz yazıyı da yazabiliyorsunuz. Bu arada gösteriyorum. Bu fırçamın, ince bir fırçamın tepesiyle bastırarak yazıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel oluyor. Bilmiyorum. Bu tasarımı ben çok sevdim. Çok insan da sevdi. O yüzden biraz fazla yapmak istedim. Hatta biraz abarttım ben. Başka tasarımlar da ilave ediverdim. Arkadaşlar o sevdiğimiz güneş ve ay modelleri bu şekilde yapılıyor. Yani ben yapıyorum daha doğrusu. Başka yapan var mı bilmiyorum. Hiç denk gelmedim. Ama bu videoyu izledikten sonra sizlerin de yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar zımparayı nasıl tuttuğuma bakar mısınız? Tam yuvarlak olması için. Zımparaları şekle sokarak straforlarımı zımparalıyorum. İnce zımpara bu arkadaşlar. İnce zımpara. Hobi zımparası da diyebiliriz. Hobi marketlerde satılan zımparalar. Arkadaşlar bu çay tabağına koyduğum beyaz tutkal, ahşap tutkalı. Biraz boyayla karıştırıyorum çünkü straforumu sertleştirmek istiyorum. Daha dayanıklı hale getirmek istiyorum. O yüzden birinci kat fonumu bu şekilde boyuyorum. Tutkalla karıştırarak. Zaten eğer yaparsanız siz de görürsünüz. Bu aşamadan sonra o ne kadar zımparalasak da ilkten birazcık pürüzler, pütürcükler, böyle dikencikler oluyor arkadaşlar. Straforların kesilen kenarlarında. Fakat ahşap tutkalıyla müdahale ettikten sonra kuruyunca biz zımpara yapıyoruz tekrar. Hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Hafiften bir wax sürdüm tahtalarıma. Oralarını uzatmak istemedim. Göstermek istemedim. Biraz videoyu kısa tutmaya çalıştım. Hafif bir wax sürebilirsiniz bu tarz eskitmede. Mum da sürebilirsiniz arkadaşlar hafif. Ahşap boyama yapanlar zaten biliyor bunları. Fırçamda kalan beyazlıkla biraz rengini açıyorum. Yazıların ortaya çıkmasını sağlıyorum. Bu arada dalgamı da maviye boyamışım. Burayı da kesmişim, kusura bakmayın. Ama tamamını göstersem, yani yaptıklarımın burada, bu videonun yaklaşık 8-9 saat olması gerekiyordu. Arkadaşlar size bahsettiğim bitircükler bunlar. Bilmiyorum gözüküyor mu? Bilgisayardan belki gözüküyor. Şu an cep telefonundan tam göremedim. Onu da ince zımparayla hemen aldık arkadaşlar. Bu arada hamurumuz polimer tutkal hamuru, yani soğuk porselen. İğneyi kıvırdım.
Balığın ağzından böyle bir sarkaç gibi bir şey yaptım. Basitçe. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Ama sonucu görünce beğeneceksiniz. Lütfen ileriye sarmayın videoyu bu arada. Madem açtınız izleyin yani. İdare edin, sonra benim analitiklerim düşüyor. Bu şekilde incecik tellerle güneşlerimi yaptım. Arkasına bu tarz bir askılık aparat yaptım vidalarla. Biraz ön taraftan çıktı ama onu da bir şekilde yok edeceğim. Zaten üstüne güneş, ay falan geleceği için onlar gözükmeyecek. Bu şekilde balkonumu da kurutuyorum. Ah, bu balkon benden neler çekti arkadaşlar, bir bilseniz. Her tarafı boya. Neyi boyasam orada kurutuyorum. Balıklarım kurudu. Kırmızıya boyuyorum. Sonradan üstüne beyaz benekler kondurdum ama orayı da kırptım. Daha önceden yapmış olduğum bu tarz evler vardı elimde. Strafor'dan. Onları da değerlendireyim dedim bu kendi kendime deneme maratonumda. Fon boyamıştım bir parça. Bunları da şey yaptım. Evet, güneşlerimizi, tellerimizi nasıl yerleştiriyoruz arkadaşlar? Bu polimer tutkal, ahşap tutkalı da olur, fark etmez. Ama kesinlikle U tarzı selülozik şeyler olmaz. Su bazlı tutkalla bu şekilde yerine koyuyoruz. Topaklık yaptığı zaman oraları da fırçayla temizliyoruz. Bu şekilde kurumaya bıraktım. Tabii siz görmediniz. O kadar çekmiyorum işte, dediğim gibi. Balkonum da kurudu. Üstünü tekrar boyuyorum. Zımparamı da atmıştım. Gayet düzgün bir yüzey oluştu. Arkadaşlar böyle gelişi güzel. Kalıntılı bir şekilde. Güneşimi boyadım. Hoş görünüyor bu şekilde. Böyle minik noktalar kondurdum. Daha şirinleştirebilmek için. Beyaz. Daha sonra sarı da koydum. Burasını kestim. Zaten hepsini kafama göre yaptım. Evet arkadaşlar. Sonuç bu. Şu an gösteriyorum ama bazıları aslında tam bitmedi. En üstte gold'la eskitimi attım. Mesela bunlara anahtar askılı olarak düşünmüştüm. Ama askılıklarını koymamıştım. Koymamış durumdayım şu anda. Sonradan koyup çekip ilave ettim, kaynaştırdım biraz ama artık ne kadar gösterebildim bilmiyorum. İşte videoyu yetiştirmek için bazı şeyleri es geçtim. Balıklarım yok şu an. Askılıklarım yok. Dönen vidalı askılıklar arkadaşlar. Anahtar panosu olması için. Gayet şirin oldu. Ben memnunum. Rölyefte kullandığım ağaçları, yosunları da kullandım evlere. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz şeyler yapmak isterseniz ya da yok ben bunu yapamam derseniz lütfen Instagram'dan bana ulaşın. Satın almak isterseniz Instagram'dan Çiğdem Demi Art olarak sipariş alıyorum. O şekilde uğraşmak istemeyenler için ben burada varım yani. Bu şekilde arkadaşlar, çok şirin bir tasarım oldu. Çok sevdim. Sevildi de zaten. Başka bir platformda satıyorum ben bunları. İnternet üzerinde değil şu an ama bir süre sonra internet üzerinden de satmaya başlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.